Et moi, je suis Ladybug. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sunya. 17 Nisan'da Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin 4. sezonundan 3. bölüm yayınlandı. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videolarımı izleyenlerin sadece %20'si kanalıma abone oluyor. Bu oran çok ama çok az. Eğer videolarımı seviyorsanız abone olmaktan çekinmeyin. Tamamen ücretsiz ve istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Bütün bunları yaptıysanız artık videoya geçebiliriz. Bu videoda bölümün hepsini detaylı olarak anlatmayacağım. Çünkü teori videolarımda ne anlattıysam aynısı oldu. Uğur Böceği ile Kara Kedi görevden sonra birlikte zaman geçiriyorlar. Marinette sonra eve geliyor. Glob'un fragmanında gördüğümüz gibi hiçbir şeye yetişememesine sinirlenip tekrar Uğur Böceği'ne dönüşüyor. Balkona çıktığında arkadaşları Rose, Julekka, Milan ve Alya odasına giriyor. Arkadaşlık bileklikleri için gelmişler. Marinette odasında bulamayan arkadaşlarından Rose, Marinette'in yeni tasarladığı ev maketini görünce bakmak istiyor. Fakat maketin içinde Uğur Böceği kutusu var. Marinette bir anlık öfkeyle hareket ettiğini fark edip balkondan yatağına geri dönüyor. Arkadaşları odasında bulamadığı için Alya Marinette'in yatağına doğru gidiyor. Marinette yatağında Uğur Böceği'yken Alya'yı duyup hemen geri dönüşüyor. Aşağı arkadaşlarının yanına inip Rose'un makete olan ilgisini fark eden Marinette, stresli ve garip davrandıktan sonra onları kovuyor. Sonrasında da kızlar akumalanıyor. Kavga esnasında Uğur Böceği Lady Wi-Fi ile konuşup onu akumadan kendi başına çıkmasını sağlıyor. Ve sonrasında Lady Wi-Fi formundan kurtulan Alya'ya tilki mucizesini veriyor. Ayrıca Uğur Böceği kendisinin yeni gardiyanı olduğunu Alya'ya söylüyor. Rene Rouge, Uğur Böceği ve Kara Kedi akumalı süper kötülerle savaşıyor. Kara Kedi ve Rene Rouge akumalı obje Alix'te olduğu için Timebreaker'la savaşırken Uğur Böceği de diğer kızları oyalıyor. Rene Rouge ve Kara Kedi akumayı çıkarmayı başarıyorlar. Sonrasında sahne Marinette'in odasına geliyor ve Marinette arkadaşlarıyla arasını düzeltip onlara sarılıyor. Tüm arkadaşları odasından çıkarken Alya arkadaşlarına Marinette'le bir şey konuşacağını söyleyip Marinette'in yanında kalıyor. Alya Marinette'in yanına geliyor ve Marinette'in sırrını öğrenmek istiyor. Marinette sırrını açıklarsa arkadaşlıklarının eskisi gibi olmayacağını ve her şeyin mahvolacağını, Alya ise kendisinin en yakın arkadaşı olduğunu ve o yüzden ona söyleyebileceğinden bahsediyor. Bunun üzerine Marinette Alya'ya Uğur Böceği olduğunu söylüyor. Evet, yanlış duymadınız. Marinette Alya'ya gizli kimliğini açıklıyor. İkili birbirine sarılıyor ve bölüm burada bitiyor. İleriki bölümlerde neler olacağını çok merak ediyorum. Marinette Alya'ya Uğur Böceği olduğunu söyledi. Söyleme sebeplerinden biri bu bölümde yaşadıkları şeylerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Alya'nın akumanın etkisinden çıkması Marinette'i rahatlatmış olmalı. Artık Alya gerçekleri biliyor ve akumalanmaması gerekiyor. Bu konu hakkında bir teorim var. İleriki bölümlerde Marinette sihirli tılsımların varlığını keşfedecek. Zack tarafından yayınlanan fotoğrafa bir bakalım. Yayınlanan fragmanlardan, fotoğraflardan ve Canavar Fu bölümünden anladığım kadarıyla sihirli tılsımların görünüşü sahibine göre şekilleniyor. Mesela Usta Fu'nunki kırmızı siyahken ve ortasında Çince yazı yazıyorken Julekka'nın ya da Rose'un alacağı sihirli tılsım pembe ve bordo. İlk sırada yer alan sihirli tılsımı görüyor musunuz? Bence bu tılsımı Alya alacak. Ve böylece akumalanmayacak.
Belki de Alya da Marinette sihirli tılsımları keşfetme konusunda yardım edecektir. Sonuçta kendisinin de mucizeler ve uğur böceği hakkında bilgisi var. Birkaç ay önce yayınlanan spoilerları hatırlıyor musunuz? Rene Rouge'u farklı hallerde görmüştük. Bence uğur böceği şanslı tılsımıyla yeni görüntüye kavuşurken Rene Rouge'un da pelerini ve özel ekipmanları olacak. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Bölümü sevdiniz mi? Marinette kimliğini açıklayarak doğru bir şey mi yaptı? Sizce Ali ilerleyen bölümlerde nasıl bir tepki verecek? Video buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.